şimdi Mehmet Ali Erbil'le devam edelim dedik ki gündeme öyle bir iddia düştü ki önce Mehmet Ali Erbil bir diziden, oynadığı diziden, Türk Malı'ndan ayrıldı. Sonra dendi ki yok ayrılmadı, kovuldu. Hem de öyle bir iddia ile ki ben haberi size izleteyim, sonra yorumlarını soracağım arkadaşlarıma. Buyurun. Karınca gibi. Diziyi bıraktım ben. Ayrıldınız mı? He, çok yorulacağım. Diziyi bıraktım ben. Ayrıldınız mı? He, çok yorulacağım. İnternetten çarptım. Affını istedim. Ay yine Seda geldi sandım var ya. Şimdi şöyle arkadaşlarım, söylemezsem olmaz ekibi Kıbrıs'ta bayram tatilinde Mehmet Ali Erbil'le bir röportaj gerçekleştirmişlerdi. Bu röportajda da bu kısımda Mehmet Ali Erbil ben çok yorgunum artık rahatsızlığım nedeniyle Türk Malı'nda oynamayacağım diye bir açıklama yapıyor. Bunu zaten biliyorduk. Bu kısmı da izlemiş olduk. Hatta daha sonra Hamdi Alkan'ın Mehmet Ali Erbil çıktıktan sonra diziye gireceğiyle ilgili bazı söylentiler de çıktı bu ama... Bu bayramda mı çekilmiş? Bu bayramda çekilmiş. Yani tamam. Aslında Mehmet Ali Erbil'in diziden ayrılmış olduğunu kendi beyanları üzerine biliyorduk. Bizim peki Yüksel gündeme... Bey de mesaj atmış. Çitoslar dizimi varmış. Bizim neyi varmış? Arabayı aldığımız Yüksel Bey var ya. Aa, selamlar olsun kendisi. Marka ismi veremiyoruz Yüksel Bey'de. Ne demiş Çitos dedi? Ne demiş? Hı-hı. Çitos da resmini atmış. Çitos'la. Havalimanında. Çitos ünlü oldu ya. Abi, evet. Ya. Ama Yüksel Bey'in şöhreti Çitos'tan daha fazla yani. Evet, onu da söylemiş maalesef. Olalım. Evet. Peki Mehmet Ali Erbil'le ilgili iddiayı size aktarıyorum. Biliyor musunuz, gördünüz mü bilmiyorum. Biliyoruz, gördük iddiayı. Diziden uçan ayrılmış. Kuş, uçan kuşun iddiasına göre diziden ayrılmasının sebebi şu. Diziden ve Çarkı Felek'ten. Çarkı Felek net çarkı. Değildi. Netleşti mi o da bilmiyorum. Ya. Zaten Çarkı Felek çekimleri ay sonu bitti ya. Bitti yani. Son pazar çektiler, bitti. Hani uçan kuşun iddiasına göre, peki göre söyle. Hem Çarkı Felek'ten hem Çarkı Felek'teki hem de dizideki işine son verildi iddia ediliyor. Peki nedenini izah edeyim ben lütfen, de size. İddiadaki lütfen. Neden de şu. Mehmet Ali Erbil Türk Malı dizisi setinde çalışan bir genç kızımıza habere göre, haberin iddiasına göre kafayı takıyor. Kendisine mesajlar atmaya başlıyor telefonla. Ve attığı mesajlara yanıt alamıyor. Yani işte beğeniyor, birlikte olalım, görüşelim vesaire gibi mesajların hiçbirine cevap alamıyor. Ve sonra Mehmet Ali Erbil bu arkadaşımızı kafasına takıyor. Diyor ki bunu bu işten, bu dizi setinden çıkartacaksınız, kovacaksınız işten. Yapımcı firma Süreç Film'de diyor ki kusura bakma Mehmet Ali Erbil, biz senin isteğine yanıt vermedi diye bir insanı setten kovacak halimiz yok. Kendisinin bir kusurunu görmüyoruz. Tabii yine haberin iddiasına göre. Haberden okuduğumu anlatıyorum size. Sonuçta işler o kadar büyüyor, ayyuka çıkıyor ki yapımcı firma Mehmet Ali Erbil'le yollarını ayırmak durumunda kalıyor iddia. Bu Mehmet Ali Erbil'i zor durumda bırakacak bir iddia. Şimdi ben Çarkı Felek çekimlerini bayramdan hemen önce gitmiştim. Ve orada konuşma sırasında çekimlerin, dizi çekimlerinin devam ettiğini söylemişti. Ha, o zaman devam ediyordu. Evet, ama bayramdan önce gitmiştim. Demek tamam. ki bu süreç, bu kriz bayramda yaşandı ya da bayramdan bir tık önce, hemen önce yaşandı ki çünkü bu Kıbrıs'taki röportaj bayram röportajı. Demek ki orada öyle yaşandı. Fakat orada Mehmet Ali Erbil konuşurken affımı istediğim şeklinde bir şey söylüyor. O bir yalan yani. Onun şey suratı hani. Şey Mali. İdare suratı. Mali keşke bizi, bağlansa. Mali'nin bağlanma şansı varsa sevgili Bilal, istersen Mali. Tabii bu iddiaları kendisine soralım. Çünkü çok vahim iddialar ve şey de biz yani. Biz orada olmadan bilemeyiz bu iddiaları. Evet, bir de şey yani sıkıntılı bir konu. Evet. Konu sıkıntılı olduğu için biz de şimdi iddialar üzerine de açıkçası Mali'yi infaz etmenin de doğru olduğuna inanmıyorum. Bence hem Süreç Film'i aramak lazım. Süreç Film'den bunu teyit etmek lazım. Bir de Mali'nin de kendini savunma hakkı var. Bence Mali'nin de çıkıp çünkü bu haber büyüyecek gibi görünüyor. Peki Mehmet Ali Erbil bir taraftan Bilal Özbilgi arıyor da Nihat. Hı hı. İddia, yani Mehmet Ali Erbil de şöyle gündeme gelen biri. Hani biraz nasıl diyeyim tabi ifadeli. Hani programında bile böyle kadınlara, güzel kadınlara asılmayı, onlara iltifat etmeyi sever. Aslında böyle bir şöhreti de var bir taraftan değil evet. mi? Evet. Pek çok ilişkisi de böyle hep sanki aldatma, başka bir kadın nedeniyle bitti. Yani kafamızda şöyle bir magazin algısı var. Evet. Mehmet Ali Erbil'in sanki zayıf noktasıymış gibi görünüyor kadınlar. Haksız mı? Mehmet Ali Erbil'in hiçbir evliliği aldatma yüzünden bitti diye hatırlamıyorum bu arada, onu söyleyeyim. Öyle bir mi? İkincisi, evet çıkan haberler hep böyle onun şapkınlığı yönündeydi ama öyle haberlerin çıkıyor olması bunu da yapıyor olduğu anlamına gelmez. Biz böyle yaparsak yargısız infaz etmiş oluruz. Yok, biz sadece iddiaları söylüyoruz. Şimdi algıyı konuşuyoruz. Şimdi ben günlük hayatımda da onunla telefonlaşıyorum, mesajlaşıyorum. Çok dertleştiğimiz zamanlar da oluyor. Çok duygusal da bir adam. Fakat böyle bir şey yapacak adam, tamam diyelim çapkınlık yaptı. Kıza asıldı habere göre. Asla ya o ya ben demez. Asla. Yani
onun işine son vermiyorsanız ben gidiyorum. Bir insanın ekmeğiyle oynayacak bir adam değil Mehmet Ali Erbil. Ha diyorsun ki yani asla mesaj atması bu haberde belki bir ilgi duyması gerçek evet, olabilir. Olsa bile olabilir. Evet iki tane bekardır olabilir bilemem. Ama bunu bana isteğime yanıt vermedi diye işten çıkarın gibi bir asla dememiştir. Bak bundan %100 eminim. Bu kesinlikle haberin daha çok köpürtülmüş halidir diye düşünüyorum. Evet belki kız ona yüz vermemiştir. Ama kızın da gidip ben ya işte Mehmet Ali Bey'den rahatsız oluyorum işte falan dediğini de düşünmüyorum. Ben Mehmet Ali'nin hele hele bu işten o yok o varsa ben yokum dediğini asla düşünmüyorum. Peki Nihat ya da Bircan. Şu da enteresan değil mi? Dün yani gece saatlerinde yanlış bilmiyorsam uyarın beni yanlış söylüyorsam bu iddia gündeme düşüyor. Pek çok magazin sitesi de kullanıyor ama Nihat'ın dediği gibi uçan kuşun iddiası bu. Ne Star TV'den yani dizinin yayınlandığı kanaldan. Ne yapımcı firmadan, süreç filmden ne de Mehmet Ali Erbil'den ses seda yok. Bu size enteresan gelmiyor mu? Şimdi bu kadar ağır bir iddia ile ilgili hemen kanalın yapımcının ya da Mehmet Ali Erbil'in çıkıp konuşması gerekmez mi Nihat? Ya şöyle söyleyeyim Nihat da şimdi söyleyecek ama Mehmet Ali Erbil diziden ayrıldı. Onu söyleyeyim. Tamam. Dün dizideki rol arkadaşlarıyla görüştüm. Diziden ayrıldı. Dizide olmayacak. Evet bu doğru bir bilgidir. Nedenini... Yani yalnız şurada eksik bir şey var siz söylediğinizde. Süreç filmi... Bir açıklaması film. Oldu mu? Hayır, tabii açıklaması olmuş. Uçan kuşun iddiasına göre süreç film olayı doğrulamış zaten. Ha bir de doğrulamış. Tabii ben canım onu orayı bilmiyordum. Şimdi eksik atlamayalım orayı. Aa, yani. Çok pardon. Şimdi ben yine, atlamışım. Ben yine tabii uçan kuşun iddiasına göre süreç film de olayı doğruluyor zaten. Doğrulamış. Ha uçan kuşun iddiasına göre. Tabii, tamam Bilal Özbilge de şöyle beni uyarıyor. Hı-hı. Çünkü girmeden önce kulağıma şimdi üçünden mutlaka, de yanıt var mı yok mu diye konuştuk aramızda. Şu an bizim Mali de izliyordur. Uçan kuş yetkilileri de izliyordur. Bağlansınlar lütfen. Gerçekten karmaşık. Süreç filmde, filmdeki arkadaşlar da mutlak surette haberleri çok olmuştur. Değerli bir yapım şirketi orası da. Sayın Ali Gündoğdu'nun sahibi olduğu inşallah yanlış söylememişimdir. Üçü de izliyorduk. Yani bence Mali'nin de bağlanması lazım. Mali de bağlansın ve uçan kuş yetkililerinden biri bağlanmak isterse onlar da bağlanabilirler. Yani süreç film iddiaları doğrulamış. Uçan kuşun iddiasına göre evet, süreç film iddiaları evet. Doğrulamış. Şimdi Nihat yayına girmeden önce Bilal Özbilge ile konuştuk. Yani hı-hı. Bu Türkiye'nin starlarından biriyle ilgili hı-hı. Çok ağır bir iddia. Herhangi birinden bir cevap şu var orada, mı diye. Orada sıkıntı ne be? Bak sıkıntı Bilal tabii Özbilge ki bir insana... de bana dedi ki ya süreç film falan açıklaması yok. Açıklaması olsa hepimize yollar. Biliyorsun bu tarz hı-hı. İşlerde açıklama ne oluyor? Hayır, açıklama, uçan kuşa değil de ne bileyim bütün basına birden bir açıklama metni gider. Bilal, bak şimdi Bilal orada biraz şey davranıyor, duygusal davranıyor. Şöyle, niye duygusal hayır, şimdi Mali'yi aldık bir kenara bıraktık. Yani Mali'yi ben çok severim ayrıca da onu da söyleyeyim yani. Mali bizim canım, sevdiğim çok pozitif vesaire keyif sohbetlerinde. Senin katıldığın çarkı felekten aldım. Görüntüler vardı galiba yani, az önce gözümüzle gördüm. Fakat süreç film böyle bir açıklama yapmaz. Niye canım eğer bu iddialar yapmaz. Doğru değilse yapmaz, yapmaz mı? Ya Mehmet Ali Erbil'le aramızı bu sebeple ayırmadık diye yapmaz. Bir açıklama yapması lazım. Yapmaz yani etik olarak böyle bir şey yapmaz süreç film. Böyle yapmazsa bir topa girmez. İddialar doğru demektir o zaman Nihat. Evet, süreç öyle, film bir da açıklama zaten. Yapmazsa bak, o zaman der, bu iddia mesela, doğru anlamına gelir. Mesela uçan kuşun süreç film olayı doğruladı iddiası nedir? Açılımı nedir bunun? Tabii de öyle bir iddia var. Aramıştır uçan kuştan biri süreç filmden birini. Tamam. Kardeşim. Mali ile ilişkinizi dondurmuşsunuz. Adam hem çarkı felekten hem diziden gönderilmiş. Kovulduğu iddia ediliyor. Böyle böyle nedenlerden sizin dizinizin yönetmen yardımcısına asılmış vesaire bilmem ne. Bundan dolayı mı bu adamın işine son verdiğini süreç filmde demiştir ki evet kardeşim olay doğru. Biz bundan dolayı işine son verdik. Star'daki işine de son verildi. Tamam mı? Hı. Ama lütfen bununla bizim bir basın açıklaması yapmamızı falan beklemeyin demiştir. O da bundan almış olduğu teyitle uçan kuşta evet doğrulamıştır demiştir. Ha yazılı bir açıklama yok yani. Yazılı açıklama. Şimdi Mali alıp da bu kadar da yani evet. Şey ama bir de yani. Şu bildiğim şeyi söylemem lazım. Haberler doğru mu diyorsun Nihat? Yani? Ha, ben doğru demiyorum ben iddialardan bahsediyorum. Yani sen dedin ya süreç filmi soralım süreç film olayı doğrulayacak mı doğrulamayacak mı? Hmm. Ben doğruladığını hatırlattım yani eksik anladım. Bilgiyi tamamladım. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Çarkı Felek'le ilgili söyleyeyim. Beni aradı Çarkı Felek'ten Deniz selam olsun Deniz'e dedi ki bir canım sizi dedi çarşamba alabilir miyiz? Dedim ki ben şehir dışındayım ama dedi pazar bizim son çekimimiz olacak. Artık Çarkı Felek'i çekmeyeceğiz dedi. Yani bu zaten bu süreçler olmadan Çarkı Felek'in son
çekim günü belliydi. Ha, zaten bitti Çarkıfelek, denk geldi. Ama şimdi diziyle zaten Çarkıfelek'in alakası yok yani. Dizi başka bir şey. Ha, dizi başka bir şey. Ama bana yazmışlar ki samimisin diye niye yapmadı diyorsun. Ben yapmadı demedim. Ben ya o ya ben dememiştir dedim. İşinden ekmeğinden etmemiştir dedim. Kendi gitmiştir dedim ya da kendi feragat bir etmiştir. Bilakis iki bekar ne yaptı? Yazıldı. Ya, onu ben bilemem. Onu yapmıştır. Zaten zaafı olan, Mali güzel kızlara zaafı olan. Mali bağlanabilir. Bana da yazabilirsin bu arada Mehmet Ali. Mesela şeydi. Mesela şeydi. Gerçi onun bir Instagram görüntüsü varmış. Sabah kalktığımda okudum şeyde. Uçan kuşta. Şey diyor yani ne derler ona. Bir canlı yayında iftira yalanlamış. İftira falan demiş yani. Öyle mi? Ha, evet, ben görmedim. Öyle şey. Arkadaşlarım öyle bir şey varsa eğer şey ekrana yani, versinler. Biz yayında görmüş olalım. Belki biz ekran yayına girdikten ya sonra öyle bir paylaşım oldu. Burada sıkıntı ne biliyor musun? Yani mobbing olayı çok sıkıntılı. Bir kere. Son zamanlarda biliyorsunuz kadın hassasiyeti, kadına taciz. Mesela şey işte şortlu kızı günlerce aylarca yazıldı çizildi. Tamam mı? Yani mobbing olunca benim bildiğim kadarıyla dün ben bir hukukçu abiyle görüştüm avukatta. Şeyde sıkıntı yani diyelim normal bir insana, normal bir arkadaşına mesaj attın değil mi? Yolda gördüğün bir kızı numarası sende var. Taciz ettin ya buluşalım vesaire senden hoşlanıyorum şunu yaparım vesaire gibi böyle. Cinsel içerikli mesaj yolladın. Onun cezası işte 4 aydan 2 seneye gidiyormuş. Ama mobbing olunca yani mobbing demek aynı yerde aynı kurumda çalıştığın çalışana taciz o 4 yıldan başlıyormuş. Ya pardon 2 yıldan başlıyormuş cezası. Ben bakmadım hani bu işte, detaylara yani doğrudur. İnşallah yalandır. O inşallah yalandır. Ben Mali'nin böyle bir şey yapacağına da inanmıyorum açık söyleyeyim yani. Onu da söyleyeyim. Hayır bu iddialar ben, doğruysa tabii bu böyle başlıyor. Yani süreç filmde ya neye dayanarak zorlanmış onu da bilmiyorum ama ben Mali'nin böyle bir şey yapacağına da inanmak istemiyorum. Şimdi açıkçası. Mehmet Ali Erbil. Yayında yalanlamış evet bu haberi. Yayında mı yalanlamış? Evet. Canlı yayında. Canlı yayında yalanlamış. Instagram canlı yayında. Evet. Arkadaşlar bulabilir miyiz rica etsem? Onu bulamayız. Mehmet Ali Erbil'in düşmüştür video olarak. Evet. Instagram canlı yayındaki açıklaması varsa biz de verelim lütfen. Hem cevap hakkı tanımış olalım ama tabii gönlümüz arzu ediyor ki Mehmet Ali Erbil'in kendisi yani bağlansın. Yani birimize yazılabilirsin yani. Çünkü sessizlik uzayın. Hani taraflardan hiç kimsenin açıklama çıkmayınca iddia da vahim olunca her dakika sanki doğruymuş. Bir de şu var bakın arkadaşlar. Algısı da oluşuyor. Şimdi hayır şu da var şöyle bir tehlike de var. Şimdi haberci için gazeteci için ve internet sitesi için. Eğer haberi doğru değil de bu bir kere ağır bir yani diyelim çok ki doğru değil. Bak itham. Doğru değil. Bu ağır bir iftira. Bir kişinin Türkiye Mali çok güçlü bir adamdır bak. Mali çok güçlü adamdır ha Mali. Mali 40 yıldır ayakta bak. Onca badireler atlatmasına rağmen 40 yıldır bir insan. Kaç tane 40 yıldır ayakta olan insan var ya? İbrahim Bey, İbrahim Tatlıses 40 yıl şöhret yaşadı. Lanet olası bir menfur bir saldırıya uğramasa bugün hala aynı sesiyle devam ediyordu işini. Kim var 40 yıldır ya? İşte yani çok az insan var. Doğru. Şimdi Mali. Bir de Mali şey de var yani bir insanın kendine verdiği zararı kimse vermiyor biliyor musunuz? Tabii iki cihan bir araya gelse bak, veremez. Mali'ye Mali'nin kendine verdiği zararı Mali hiçbir Allah'ın kulu vermedi. Veremezdi. 40 yıldır da ortada. Şimdi yani çok ağır bir itham olur. Yani ne olur karşı tarafa ağır bir şekilde mahkeme hakkı doğar. Evet yani. Sen adamın kariyeriyle oynuyor, hayatıyla oynuyorsun. Mahkemeye verirsin tertemiz yaparsın adamı. Uçan kuşu bile kapatabilirsin. Yani uçan kuşa öyle bir ağır ceza getirirsin ki. Uçan kuşa yani o yüzden ben Uçan Kuş gibi çok önemli bir internet sitesinin, haber sitesinin bak çok önemli bu Uçan Kuş. Tabii. Hani gündem belirliyorlar, yani magazin olayı gündemini olayı doğrulatmadan böyle bir şey yapacağını da asla inanmıyorum. Yani evet zaten Uçan Kuş'un haberi olmasından dolayı biz şu anda şey şaşkınız. Sıradan bir site olsaydı biz de çok ciddiye alınacaktık ama ben gerçekten Mehmet Ali'nin ne söylediğini merak ediyorum. Eğer hazırsa. Arkadaşlarım bulamamışlar ha. O sizin bahsettiğiniz paylaşım ama Mehmet Ali Erbil bende var. Instagram hesabında canlı yayında mı paylaşmış? Kendi Instagram'ını canlı yayında bir paylaşım. Bir kere bulmuş. Arkadaşlar şey güzel değil. Yani ben hep hak konuşurum. Hayatım boyunca da hak konuşurum. Hak ve hakikat konuşurum. Şimdi ortada bir yanlış varsa bak ortada büyük bir taciz, mobbing suçu varsa tamam mı kardeşim? Eğer biz onun üstünü kapatacağız. Bak Mali için konuşmuyorum bunu yanlış anlamayın. Bir tarafta bunu kapatalım ya işte iki tarafta bekar iki tarafta olmaz falan. O zaman abi o hemşire şortlu kıza tekme atan adamın suçu ne? Aynı kapıya çıkar. Veya metrobüste suçsuz yani demiyorsun. Suç, aynı suç. Hayır ben o suçlu ve suç üzerinden demiyorum. Tabii. Yani bence biz ortada durmamız lazım. Ben yine söylüyorum bence Mali'nin yerinde olsam bağlanırım.
Çünkü çok ağır bir iddia. Çok ağır bir iddia. Ben bağlanırım arkadaş. Şimdi Nihat, yani burada iddialar doğru değilse, iddia doğru değilse o zaman bir iftira atılmış oluyor. O zaman bu iftirayı atanlar çok büyük bir suç işlemiş oluyorlar. Dolayısıyla iddialar doğru değilse bu iddianın sahipleri bu iddiaları ispatlamak zorundalar. Yani şikayetçi kız kimse çıkacak, suç duyurusunda bulunacak, işte ilerleyecek. O artık gazetecilere düşen bir görev. Mesela Sabah magazine, Hürriyet magazine, Milliyet magazine, artık gazetecilerin görevi burada. Gazeteciler bu işi araştırırlar. Bak ben sana bu önümüzdeki hafta falan devam eder tabii bu tabii iş. Burada asla kalmaz. Tamam mı? Yani bu devam eder. Ayrıca da hani tamamıyla ya bir iftiradır vesaire böyle bir şey. Ne olur burada maliye hak doğuyor şimdi. Yani bir cevap hakkı doğuyor, bir de eğer yanlışsa mahkeme hakkı doğuyor. Yani bravo. Burada ispatlayacak yani. Burada hem hukuki anlamda hem de prestij anlamında hakkı var. Özellikle mesela Can Tanrıyar ismi çok önemli bir isim. Tabii öyle. Şimdi Can Tanrıyar'ın şundan dolayı yani bu belki orada Anıl Can yapmıştır haberi, belki başka biri yapmıştır, tamam mı? Yani orada bazen 50, gözünden kaçıyor tane, Can abinin de. 50 tane haber yapmıştır. Ben de mesela Can abi de çok severim. Oturuyoruz, yemek yiyoruz. Benle ilgili bile bana geçirme haber yapıyorlar. Evet. Daha masada yemek yerken abi diyorum böyle ama gülüyor. Ama bu gazetecilik yani. Güzel. Hiç başka arkadaşlık demek başka. İstedim. Her şeyde Can Tanrıyar müdahale etmiyor ama evet. Böylesine ağır ithamlar, bak açık söylüyorum. Yarın Can Tanrıyar sen de dersen ki bununla benim bir alakam yok, kusura bakma sen hiç sıyırma. Yani kusura bakma, seni çok severim, sen bizim abimizsin ama ya arkadaş ben görmedim falan da deme. Çünkü bu çok önemli bir haber. Çok önemli. Can Tanrıyar'a sorulmuştur bu haber. Tabii. Can Tanrıyar'ın onayı olarak girilmiştir. Ve hani doğruladı diyor ya, bence de arkadaşlar bu çok önemli bir habercilik. Gelmiş dosya önüne. Haber çok önemli bir haber. Tamam bak, çok önemli bir haber. Yani mutlak surette bunu teyit etmeniz lazım. Bu teyit edilmeden bu habere girerseniz... Çünkü Mali ile Can Tanrıyar'ın arası da çok iyi. Yani herhangi bir husumet de yok. Ha, Can Tanrıyar da mesleğinin duayeni, yaş tahtaya basacak biri değil. Yani ya asla gibi. Değil yani. Niye böyle bir topa girsin Can Tanrıyar? O yüzden girmez ortalık yani. Karışık. Ama şimdi iddianın sahipleri iddialar doğruysa ispatlamak durumundalar. Eğer İddialar doğruysa da Mehmet Ali Erbil çok zor durumda kalacak. Nasıl kendini izah edecek hiç bilmiyorum. Bak. Süreç film olayı doğruladı demek ne demek biliyor musun? Aslında ispat demektir. Süreç filmi kaynak gösterdi. Süreç film kaynak gösterdi. Ya süreç filmindeki telefon konuşması adamlarda kayıtlıysa? Büyük ihtimal öyledir. Şu anda basından yasak olduğu için bunu yayınlamıyorlardır. Evet, böyle o zaman Mehmet Ali Erbil çok zor bir durumda arkadaşlar. Hayır, ben bilmiyorum. Ben çok zor bir ben durumda. Onu bilemem. Mali ben yine söylüyorum. Ben Mali'nin yaptığına inanmak istemiyorum. Ha bak, inanmıyorum değil mi? İnanmak istemiyorum. Ben de öyle. Böylesi bir olaydan Türkiye. Çünkü ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bu sunucuların farkında mısınız? Türkiye'de 3 tane önemli sunucu vardır. Bak Türkiye'de 3 tane önemli sunucu vardır. Evet. Yıllardır. Erkek. Yıllardır erkek sunucu. 1. Vatan Şaşmaz. Vatanın başına geleni biliyoruz. Hemen akabinde Murat Başoğlu çok önemli bir sunucuydu yıllardır Türk televizyonunda. Onun başına geleni biliyoruz. İnşallah bu doğru değildir. Mali bu ikisinden daha büyük bir isim. Evet. Onun da şimdi yani bu sunucuların üzerinde bir kara bulutlar, dolaşıyor değil mi? Aynen öyle. Umarım değildir. Ben de senin dediğin gibi inanmak istemiyorum. İnanmıyorum şeyden demiyoruz. Şeyden ses gelmedi mi? Ya Mali bizi de her gün izler ayrıca yani. Maalesef ses de gelmedi yani. Bu sessizlik de hiç hayra alamet değil. Bence bir şey söyleyeyim mi? Ben Anıl Can'ı bağlama şansımız varsa. Uçan Kuş'tan sorumlu. Çünkü Can Bey imtiyaz hakkını Anıl Can'a bıraktı. Ama böylesine kritik meselelerde bir duayen, obdusman olarak Can Bey'e sorabilir. Tamam mı? Bence bir Anıl Can'ı bağlayalım. Yani bu iddiaların yayınlandığı... Ona sor, yani Anıl Can'a soracağız. Birbirimize ne soruyoruz? Doğrulamış mı, doğrulamamış yani mı? Bize ne bileyim ben şimdi. Anıl Can oraya haberi girmiş. Bence Anıl Can'a sormamız gazeteci lazım. Gazeteci arkadaşımız konuşsun lütfen. O zaman diyor Nihat. Arıyor Bilal, bence bağlayalım yani Anıl Can'ı. Gerçekten ağır bir çünkü iddia. Çünkü süreç yani doğru... Bak hukuken bir şey var. Süreç... Film olayı doğruladı demek zaten iddianın ta kendisidir. Yani evet, kaynak göstermek demektir. Oradan sonra iş oradan çıkmış demektir. Bir de dil çok önemli. Gazetecilikte dil çok önemli. İddia ediyorlar ve doğruladı çok farklı. Artık bir süre sonra karşı tarafa çok diyor. Evet, karşı tarafa hukuki bir hak da tanımış oluyorsun bu yazıyla beraber. O yüzden işler karışık. Ama bu doğrulaması ile ispatlaması başka bir şey Nihat. O da farklı. İspatlayacak. Evet, böyle bir şey yaşanmış dersin. Kıza inanırsın. Evet. Yaşanmış dersin olmaz ama ispatlamak başka bir şey. Ya da belki kız iftira atıyor. Hani bunu bilemeyiz. Bilemeyiz işte. Bu bir bilemeyiz. Sürecin sonunda açığa çıkacak bir şey ama. Varsa... Mehmet Ali Erbil gibi bir star gerçekten iddialar doğruysa ve bir diziden çıkartılıyorsa
Onun altında böyle hani hafif de bir neden aranmaz. Hatta daha başka şey, bak Hakan... Hazır mıydınız, telefon duyamadım Hakan arkadaşlar. Sahne. Kardeşler, Hakan Sahne diye şu an bizi ekranda izleyen değerli izleyicilerimiz yazmış. Nihat Bey, Mali'nin yerine Hamdi Alkan geliyor demiş dizide. Ben de söyledim. Evet. Öyle bir bilgi var. O Uçan Kuş da yazmış onu mesela. Hmm. Netleşmedi baktık ama öyle bir şeyler konuşulmuş kulislerde. Hamdi Alkan da çok önemli bir yönetmen bir taraftan biliyorsunuz. Çok da önemli bir oyuncu olduğu gibi. Dizinin seyri ne olacak ama şimdi dizinin seyrinden çok... Mehmet Ali Erbil ne yapacak? Mehmet Ali Erbil iddialar Mali'de doğruysa abi. Ne burası, yapacak? Burası nasıl izah edecek tarafsız durumu? Bir haber masası. Yani bana göre sessizlik doğru bir kriz yönetimi değil. Krizi yönetmek için sesin çıkması lazım. Peki sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuş dedin yok ya. Yok ya, yok yok, baktım hiçbir şey yok. Ayşen öyle Gurur, mi? O sosyal medya paylaşımı sen değil. Gördüysen, canlı yayın söyle. Paylaşımından bahsediyor izleyicilerimiz. Sosyal medyada en son Ayşen Gurur'da ile bir TVT yapmış. Onda bir şey yok. Anladım. O da 24 saat önce bu saatlerde. Peki bu kriz yönetiminde doğru olan sessiz kalmak mıdır? Asla değildir. Bir takım konularda sessiz kalırsın, haklısındır falan. Ama bunda senin sesinin çıkması şart. Peki bir telefonumuz İftiraysa. Var. Ha, var mı? İddiaları yer alan Uçan Kuş sitesinin aynı zamanda sorumlusu değil mi? Gazeteci arkadaşımız, Uçan Kuş Medya Genel Müdürü Anılcan Bey hattımızda. Hoş geldiniz efendim yanımıza. Anılcan Tanrıyer. Merhabalar, Anılcan herkese Tanrıyer. Çok selamlar. Şimdi öyle Günaydın. Bir Hoş haber geldin. Yaptınız ki yer yerinden oynadı. Evet, ben bunu dolayısıyla... sürecini de anlatabilirim size. Aslında iddia biz de haber zaten benim haberim. Yani bu istihbarat da bana geldi. Bu bana geldikten sonra tabii Nihat abi de daha önce söylediği gibi babam başımızda. Ben ona da sormadan böyle bir şeyde ilerlemezdim. Tabii. Çünkü o vasfı geçen insanlar ben elinde büyüdüm aslında. Yani çok sevdiğim insanlar hepsi. Ama böyle bir haber gelince dedim ki baba bak bana böyle böyle bir şeyler geldi. Bunu da dedim doğrulatmak lazım. Böyle de olmaz. Biz de bizim bakmayın 15 yıldır bu sektörde ayakta kalabilen çok net bir böyle kurumlar yoktur. Doğru. Yalan haber çıkmaz. Biz doğrulamadan haber yapmayız. Haber yani doğru mu Anılcan? Haber doğru mu? Veya nereden geldi abi, sana bu haber? Abi sonuna kadar doğru. Doğrulamasaydık yapmazdı. Ha nereden? Duyumun nereden? İçeriden dizi setinden biri abi, mi? Onu söylemem. Hadi onu. Onu söylemem. Tabii ki. Hayır isim. Yapıştırdı bu haberin doğru olduğunu da yani doğruladı. Hayır şunu ve soruyorum. Ne zaman doğruladı zaten? Anılcan, abi. Sevgili Anılcan. İddiadan çıktı zaten o yüzden o saatten sonra. Hayır sevgili Anılcan. Beni duyabiliyor musun kardeşim? Duyuyorum abi. He, ben şunu söylemek istiyorum. Bu gazeteci haber kaynağını tabii ki vermez. Tabii. O 5N1K kuralı. Mahkemede bile açıklamak zorunda değilsin. Mahkemede bile sen açıklamak. Sadece benim merak ettiğim Star TV kanalından mı böyle bir duyum geldi yoksa diziden yok, mi böyle bir haber geldi? Sadece orayı merak ediyorum. Abi şimdi ben burada böyle şeyde başlatmak istemiyorum ama ben içeriden aldım abi. İçeriden. Tamam içeriden kanaldan aldım. Peki bir de siz anlatır mısınız haberin içeriği ne, detaylar ne? Mehmet Ali Erbil'le ilgili bu, sizin aktardığınız olma ne? Aslında onun hepsini önünüzde vardı. Neredeyse hepsini konuştunuz. Bizim daha yazmadığımız bazı detaylar da vardı. Onları da yazmadık zaten farklı bir yere gittik. Ne var o detaylarda? Ne var? Nihat abi onları da söylemeyeyim. Onlar da kalsın. Peki. Yani ben Mehmet Ali Erbil'i de çok severim abi yani hepsinde. Abi Nihat abi sen çok iyi biliyorsun. Ben de çok sever benim bildiğim abi. Kadarıyla daha geçenlerde beraber yemek yediler. Öyle biliyorum. Evet abi. Evet abi. Ya ama şu kadar söyleyeyim haberle ilgili. Abi bu haberi yaptım ben. Doğruluğuna da emindim. Süreç filmde doğruladı. Yani bundan sonra benim için bir iddiadan çıkmış oldu zaten abi yani. Süreç filmi açtın. Süreç filme bunu sordun dizinin sahibi yani yapımcısı süreç film sana evet Anılcan Bey bu haber tamamıyla doğrudur mobbing yapılmıştır taciz vesaire vardır ve biz bundan dolayı biz Mali'nin işine son verdik diye bir cümle kurdu mu gerçekten? Evet kurdu abi. Yani artık evet doğru söylüyor. Habercilik tekniğine göre bu iş iddiadan çıkıp haberin doğruluğuyla artık kaynağıyla beraber belli olmuş bir iş olmuş. Peki dahası da var dediniz ya. Abi şimdi yani bir taraftan onları söyleyince önümüzdeki günlerde açıklayacak mısınız? Bu olay büyüyecekmiş gibi görünüyor çünkü. Büyür mü? Ne diyorsunuz skandal? Ya biz haberi aldık. Daha herhalde zaten haberi girdikten sonra herkes de kullandı. Daha da detaylar vardı daha da çıkar büyük ihtimalle ortaya. Şey kız mahkemeye vermiş mi böyle bir şey var mı? Ya efendim abi?
Kızın yani o tacize uğradığı söylenen, iddia edilen, söylenen kız mahkemeye vesaire. Yok abi, o konuya ben girmeyeyim abi. Kızı biliyor musun? Tanıyor musun? Tanımıyorum abi. Bilmiyorsun. Yok, tanımıyorum. Ama yapım şirketi doğru olduktan sonra da daha bizim süreç film doğru olduktan sonra daha bizim çok da bir şey olmadı yani. O iddia ilk bana geldiğinde ben de iddia diye baktım ama doğruluğunu aldıktan sonra, bunun onayını aldıktan sonra gerisi artık abi yani haberdir benim için. Peki Anılcan. Teşekkür ediyoruz sana. Çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibe selamlar olsun. Görüşmek üzere. Selamlar olsun. Şimdi Anılcan Tanrıyer'in söyledikleri çok önemli. Çünkü zaten çok bildiğimiz hani uçan kuşa yayınlandığı için zaten iddia bu kadar ciddi gelmişti ama haberi yapan gazeteci arkadaşımızın da hem sorumlunun da ya haberinin arkasında durması söz konusu olması. Ve eminim diyor. Kaynak göstermesi işte zorunda değil. İddiayı geçti diyor. Yani. Bu arada ben şimdi Mehmet Eler bile arıyorlar. Nihat'cığım hemen onu söyleyeyim. Ben şimdi Türk Malı'nın yeni fragmanını izledim. Bu arada çarşamba günü Türk Malı yeni sezonda fragmanı at, olacak. Yani ben atamıyorum, öyle bir şeyim yok. Site sayfasından izledim. Hamdi Alkan fragmanda var. Öyle mi? Evet. Demek ki o duyumlar kulislerle konuşulan da doğruymuş. Kulislerle duyduğumuz Hamdi Alkan'ın işe yeni girdiği, yeni karakter olduğu doğrulanmış oluyor bu durumda. Gördüm Hamdi Alkan'ı. Peki iddialar doğruysa yine, Mehmet Ali Erbil ile ilgili yorumunuzu hala biz yine de iddia diyelim. Çünkü Mehmet Ali Erbil'in cevap dinlemeden, hakkını tamam, kullanmadı. Ben yine, benim Anılcan'a saygım var gazeteci kardeşlerime ama ben de bir sanatçıyım. İstersen ben sanatçı arkadaşımı yana tavır sergilemek durumundayım. Çünkü Mali'nin ağzından duymadan ben bir şey artık söyleyeceğimizi söyledik yani ama ben inanmak istemiyorum habere, onu söyleyeyim. Ben yani çok talihsiz buldum. Ben çok habere üzüldüm. İnanmak istemiyorum. Evet. Böyle bir şey inşallah yoktur. Gerçekten üzüldüğümü söylemek isterim. Böyle bir şey olduysa da kız için de çok üzülürüm. Yani akıl da şöyle kabul etmiyor, biliyor musunuz olayı? Mehmet Ali Erbil gibi istediği kadınla birlikte olabilecek, işte şanı şöhreti olan bir insanın zorla bir kadınla birlikte olmayı istemesi, onu işten çıkartacak noktaya getirmesi de çok akla yatkın. Bana i̇şte, gelmiyor yani bir akıl tutulması falan. İşte ben hani birlikte olma kısmında tamam, onu algılayabiliyorum. Erkek kadın refleksi tamam. Ama zorla işte, olur mu Bircan? Sen zorla değil canım. Karşındaki. Zorla olur sen mu? Sen istersin, o ister, bekarsındır. Tamam. İsteyen olabilir ama. Zorla o olursa, taciz noktasına giderse. Zorla olursa o iş başka bir şey olur. Bunu da ekranda söylemeyelim. Ama yani işten attırtma, o bende bir kafamda olmuyor, oturmuyor yani. Bir ekmekle oynamamıştır diye hiç düşünüyorum yani. İnşallah öyledir. Ama bir de Anılcan'ın şu söylediği de çok önemli. Daha öyle iddialar vardı ki biz bir kısmını yazdık dedi. Oo. Şimdi gazeteci olarak o zaman Anılcan da bir töhmet altında bırakıyor. Çünkü insan aklı öyle noktalara gidiyor ki. Evet. Hani daha öyle iddialar var ki bunları yazmadık deyince onları yazmak durumundalar önümüzdeki günlerde diye düşünüyorum. Mehmet Ali Erbil mutlaka bir açıklama yapacaktır. Bu sessizlik uzun sürmeyecektir. Set arkadaşları da tabii endişelidir diye düşünüyorum. Bu konuyla alakalı programa, projeye bir zarar gelecek mi diye. Haklı bir endişe ama proje zaten tertemiz, pırıl pırıl ilerliyor. Bu arada Süreç Film'in yaptığı bu projeyi de canlı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü resmen bir ölüyü dirilttiler ve çok da güzel iş yapıyorlar. Onu söyleyelim ama bakalım sonuçta yine geçecek. Mali'yi şey yapmakta, Mali'yi dinlemeden dinlemekte fayda lazım. Var. Evet, Mali'yi dinle. Peki bakalım ne olacak önümüzdeki günlerde.